Sunumda arkadaşlar reseptörler konusunu anlatacağım. Reseptörler esasen bizim duyularımızla ilgili olan nöron pseudounipolarelerin, ki bunlar genel duyuların algılanması ve iletimiyle ilgilidir, ve nöron bipolarelerin, ki bunlar da özel duyuların algılanması ve iletimiyle ilgilidir. İşte duyu nöronlarının periferal uzantılarının sonlanma noktalarına ya da sonlanma kısımlarına biz algılayıcı manasına gelen reseptör adını veriyoruz. Yani reseptörler esasen bizim bipolar ve pseudounipolar nöronlarımızın periferal uzantılarının sonlanmalarından başka bir şey değildir. Ancak arkadaşlar burada çok ilginç ve bir o kadar da mantıklı bir düzenleme vardır. Bakınız, bazı sinir sonlanmaları, tabii duyu sinirin sonlanmaları böyle serbest halde iken, bakınız şöyle, serbest halde iken bazılarının etrafında bir kapsül meydana gelmiş veyahut da kapsüle benzer yapılar meydana gelmiş. Yani sinir sonlanması serbest halde değildir. Bu da reseptörün algıladığı duyu ile ilgili bir durumdur. Bunu burada izah edeceğim. Evet, biz reseptörleri arkadaşlar değişik şekillerde gruplandırırız. Bulundukları yere göre biz reseptörleri eksteroseptör, interoseptör, ki bunlara viseroseptör de denir, ve proprioseptör olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. Dışarıdan gelen uyarıları algılayan reseptörlere eksteroseptör, vücudun içerisinden gelen uyarıları ya da iç organlardan gelen uyarıları algılayan ve ileten reseptörlere de biz interoseptör adını veriyoruz. Bizim hareket esnasında vücut kısımlarımızın uzaydaki yerini bize bildiren reseptörler ise proprioseptör olarak adlandırılır. Biz reseptörleri yapılarına göre de sınıflandırırız. Bunlar basit reseptörler ve kompleks reseptörler diye ikiye ayrılır. Fonksiyonlarına göre de reseptörleri gruplandırırız biz. Fonksiyonlarına göre mekanoreseptörler, bunlar dokunma, temasla ilgili reseptörlerdir. Termoreseptörler, ısı ile sıcak soğukla ilgili reseptörlerdir. Nosiseptörler, doku hasarına yol açan, travma gibi, çok sıcak, çok soğuk gibi uyarıları algılayan reseptörlerdir. Nosiseptörler, ışığı algılayanlar, fotoreseptörler, kimyasal maddeleri algılayanlar, oksijendir, karbondioksittir, onları algılayanlar ise kemoreseptördür. Bakınız arkadaşlar, burada değişik şekilde sinir sonlanmaları görüyorsunuz. Şu serbest sinir sonlanması. Ve diğerlerini görüyorsunuz, bakınız. Bu sinir sonlanmasının etrafında değişik şekillerde, değişik yapılarda bir kapsülvari oluşumlar görüyoruz. Bunları birazdan anlatacağım. Reseptörlerin sınıflandırılmasında Charles Scott Sherrington'ın yaptığı sınıflandırma günümüzde hala daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Sherrington reseptörleri üç ana gruba ayırır. Bunlar dış kaynaklı uyarıları alan eksteroseptörler, bizim vücudumuzun uzuvlarının kısımlarının, bütün kısımlarının uzayda yerini
konumunu bize bildiren reseptörler, bunlar proprioseptörler. Ki bu proprioseptörler kas girişi ve eklem kapsülündeki gerilme duyusunu algılayan reseptörlerdir. Bu reseptörler kas iyiciklerinde, tendon Golgi organında ve iç kulaktaki vestibüler organlarda bulunur. Bizim interoseptörlerimiz veya bunlara viseroseptör de denir, bunlar da vücudun içinden kaynaklanan duyuları alırlar. Peki eksteroseptörler hangi çeşit duyularla ilgili impulsları alırlar? Evet, eksteroseptörler ağrı, sıcak, soğuk, temas, basınç, koklama, tat, görme, uzaklık tahmini ve işitme ile ilgili impulsları algılayıp ileten reseptörlerdir. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada impulstan bahsediyorum. Esasen doğru olan da reseptörden bahsederken reseptör duyu almaz. Yani duyu ile bir duyu ile ilgili impulsu algılar ve iletir. Örneğin ağrı duyusu ile ilgili impuls reseptör tarafından algılanır. Beyne ulaşırsa bu ağrı olarak tanımlanır. Beyinde korteks serebriye ulaşmayan, korteks serebrinin de hangi kısmına bunu da biliyorsunuzdur belki, primer somastetik korteks dediğimiz, yani primer duyu korteksi. Orası neresidir? Brodmann'ın 3-1-2 nolu sahası. Hemen bizim gyrus postcentralis üzerinde bulunan primer duyu korteksidir. Eğer bir duyu oraya ulaşmaz ise, yani sıcak, soğuk, temas, basınç, siz o duyuyu tanımlayamazsınız. Sizin için o ne sıcaktır ne soğuktur, hiçbir şey değildir. O yüzden reseptörler bir duyu ile ilgili impulsu algılar ve iletir. Eğer bu algılanan impuls korteks serebriye ulaşır ve değerlendirilirse bu bir duyu haline döner. Peki bizim proprioseptörlerimiz hakkında da konuştuk. İnteroseptörler hakkında biraz konuşalım. Bu interoseptörlere verilecek en güzel örneklerden birisi sinüs karotikus ve sinüs aortikus içerisinde bulunan baroreseptörlerdir. Bizim sinüs karotikusumuzda ve sinüs aortikusumuzun içerisinde kan basıncını algılayan baroreseptörler bulunur. Baro basınç demektir. Benzer şekilde glomus karotikus ve glomus aortikusun içerisinde ise kanın karbondioksit ve oksijen basıncını, dirişimini algılayan reseptörler vardır. Bunlar kemoreseptörlerdir. Biz bu baroreseptörler sayesinde kan basıncımızı düzenleriz. Kemoreseptörler sayesinde de kanın karbondioksit, oksijen dirişimini düzenleriz. Bunların dışında arkadaşlar, akciğerlerde, kalpte, kan damarlarında, idrar kesesinde, üreterlerde, sfinkterlerde ama bu internal sfinkterlerde gerilme reseptörleri vardır. Bunlar gerilmeye duyarlı reseptörlerdir. Örneğin rektuma feces ulaştığında orada bir gerilme oluşturur. O gerilme de bizim lobulus paracentralisimizi uyararak defekasyon olayını başlatır. Veyahut da idrar kesesinin içerisinde idrar biriktiğinde orada bir gerilme meydana gelir. O gerilme reseptörlerini uyarır.
ve o gerilme reseptörleri uyarılınca bunlar da yine beyinde lobulus parasentralis'te bulunan miksiyon merkezini uyararak oradaki üst motor nöronların miksiyon yani idrar yapma için gerekli olan kasları aktive ederek veya inhibe ederek miksiyonun yani idrar yapmanın meydana gelmesini kontrol eder. Yine bizim hipotalamusumuzda termoreseptörler ve ozmoreseptörler bulunur. Evet, bu eksteroseptörler ile devam edelim. Bu eksteroseptörler vücudun yüzeyinde veya hemen altında bulunurlar. Dış kaynaklı uyarıları alırlar. İki gruba ayrılırlar. Genel duyu reseptörleri, genel somatik aferentler, bunlar deride ve kıl dibi yakınlarında bulunurlar. Serbest sinir sonlanmaları şeklinde olup bunların kapsülleri yoktur. Görüyorsunuz burada şunlar. Bunlar ağrı, ısı, basınç ve temas duyularını algılarlar. Arkadaşlar ağrı, ısı, basınç, temas bizim vücudumuza bir zararın oluştuğunu belirten bilgileri taşır. Dolayısıyla bu sinir sonlanmaları serbesttir. Kapsülleri yoktur. Yani azıcık bir ağrı veya da dokuya hasar verecek bir basınç, bir ısı bu serbest sinir sonlanmaları serbest sinir sonlanmaları tarafından derhal algılanır. Merkez sinir sistemine iletilir ki canlı hasar görmeden gerekli önlemleri alsın. Bizim bir de özel duyu reseptörlerimiz var. Bizim özel duyularımız iki çeşittir. Bunlar ya SSA'dır ya da SVA'dır. Hatırlayalım. Tat ve koku SVA'dır. Special visceral afferent. Türkçe söylersek özel visceral afferent. Bir de bizim görme, denge ve işitme ile ilgili duyularımız da SSA'dır. Yani special somatic afferent'tir. Bunlar göz, kulak, dil ve burunda bulunurlar. Evet, bunlardan görme, işitme, denge SSA'dır. Tat ve koku SVA'dır. Şimdi de interoseptörlere bakalım. Bu reseptörler düz kasların bulunduğu her yerde bulunurlar. Kan damarlarında bulunurlar, organ duvarlarında bulunurlar, bezlerde bulunurlar, kıl dibi düz kaslarında bulunurlar. Bu interoseptörlerin de serbest sinir sonlanmaları şeklinde anatomik yapıları vardır. Ve bunların etrafında bir kapsül vardır. Evet, serbest sinir sonlanmaları şeklinde olup kapsülleri vardır bunların. Yani şu bir önceki eksteroseptörlerden farklı olarak bunların etrafında bir kapsül vardır. Bu interoseptörler dış kaynaklı uyarılara cevap vermezler. Mekanik ve termik etkinin yerini de net olarak algılayamazlar. Yani bu GVA duyusu interoseptörlerin algıladığı GVA duyusu yaygın, difüz bir duyudur. Yeri net olarak tarif edilemez. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Evet, bizim KSA'larımız için beyin kabuğunda ya da korteks serebride özelleşmiş bir primer duyu korteksi vardır ki orası gyrus postcentralis'tir. Halbuki GVA duyuları için korteks serebride böyle özelleşmiş bir bölge yoktur. GVA duyuları daha çok
subkortikal bölgede, yani korteks serebrinin aşağısında bir yerde değerlendirilip anlam kazandığı için bu GVA duyularının geldiği yeri net olarak, kesin olarak tarif edemeyiz. Evet, bu interoseptörler esasen GVA duyusu alırlar. Nedir GVA duyusu? Viseral ağrı. Evet, viseral ağrı ile somatik ağrıyı ayırt etmemiz önemlidir. Viseral ağrı gerilme, spazm, kasılma tarzındadır. Buna karşın somatik ağrı keskindir. Yeri net olarak söylenebilir, tarif edilebilir ve buna tahammül edemezsiniz. Uzun süre tahammül edemezsiniz somatik ağrıya. Düşünün, birisi sizi sürekli iğneliyor. İğneyi de böyle derine batırdığını düşünün. Ona tahammül edemezsiniz. Veya size iğne yapılırken hissettiğiniz ağrı somatik ağrıdır. Ona tahammül edemezsiniz uzun süre. Halbuki viseral ağrıya uzun süre tahammül edebilirsiniz. Ama yerini net olarak söyleyemezsiniz. İnteroseptörler gerilme, spazm, kasılmanın dışında açlık, tokluk, susuzluk, bulantı, kusma, iğrenme, baş dönmesi, bayılma, kanın kimyasal yapısındaki değişimleri de algılayan reseptörlerdir bu interoseptörler. Burada şuna tekrar dikkat edelim. Bakınız, ganglion spinale içerisindeki pseudo-unipolar nöronun eğer periferal ucu iç organda, yani viserada, burada visera iç organlar demektir, viscus iç organ demektir. Buradan GVA duyusu alıyor. Yok eğer deriden başlıyorsa ya da deriden duyu alıyorsa bu da GSA duyusudur. Evet, proprioseptörler, bunlar vücudumuzda, kaslarda, kas girişleri yani tendolarda, eklemlerde, eklem kapsüllerinde ve iç kulakta bulunurlar. Bu reseptörler yani proprioseptörler kas ve eklem hareketi sonucu vücudun herhangi bir bölümünün pozisyonunun değişmesi esnasında gerilme sonucu uyarılırlar. Bunların görevleri gövde ve gövde kısımlarının pozisyonu ile ilgili duyusal impulsları merkezi sinir sistemine göndererek dengemizin sağlanmasında görev almaktır. Bakınız, şu kişinin yaptığı hareketler proprio sağlam, sağlıklı proprioseptörler sayesinde gerçekleşebilen hareketlerdir. Evet, genel duyularda biz yüzeyel, derin ve viseral duyular diye üç gruba ayırırız. Özel duyuları zaten biliyoruz. Görme, işitme, tat, denge ve koku. Peki bu genel duyulardan yüzeyel olanlar hangileridir? Basınç, temas, ağrı, ısı, iki nokta diskriminasyonu yüzeyel duyulardır. Buna karşın proprioseptif duyu, vibrasyon yani titreşim ve derin kas ağrısı derin duyular kapsamına girer. Az önce viseral duyuları çok geniş bir şekilde izah ettim. Tekrar edecek olursak açlık, tokluk, bulantı, diksinme, viseral ağrı, gerilme bunlar viseral duyulardır. Evet, burada reseptörlerin bulundukları yere göre sınıflandırılması tekrar edilmiş. Eksteroseptörler genel duyu organlarından basınç, temas, ağrı, ısı, özel duyu organlarından görme, işitme, denge, tat ve koku ile ilgili bilgileri alırlar. Devam edelim. İnteroseptörler kan damarlarından, organ duvarlarından, bezlerden, G
GVA duyusu alır. Kimdir bu GVA duyuları? Viseral ağrı, basınç, gerilme, spazm tarzında, açlık, tokluk, iştah, susuzluk, bulantı, iğrenme, baş dönmesi, bulantı, kanın kimyasal yapısı. Proprioseptörler, bunlar da kas, kas girişi, bağlar, ligamentlerde, eklem kapsüllerinde bulunurlar. Bunlar da hareket esnasında kasların gerginliği üzerinden yola çıkarak eklemlerin pozisyonu ve buna bağlı olarak da bizim üst alt ekstremitelerimizin vücutta nerelerde bulunduğunu bize bildiren bilgileri getirir proprioseptörler. Evet, reseptörlerin yapılarına göre sınıflandırılmasını iki şekilde yapmıştık. Basit reseptörler, bunlar genel duyuları alırlar ki genel duyular basınç, temas, ağrı, ısı, vibrasyon. Kompleks reseptörler ise özel duyuları algılarlar ki bunlar da görme, işitme, denge, tat ve koku duyularıdır. Basit reseptörler yapıları ve merkeze gidiş yolları adlarından belli basittir. Bunlar genel duyularla ilgili olup vücudun büyük bölümünde yaygın olarak bulunurlar. Çoğu deride lokalizedir. Bunlar basınç, temas, ağrı, ısı ve titreşim duyularını alırlar. Kompleks reseptörler ise bunların yapıları ve merkeze gidiş şekilleri karışıktır, karmaşıktır. Bunlar özel duyularla ilgili olup retina, iç kulak, dil, regio olfaktoria içerisinde bulunurlar ve özel duyularla ilgilidirler. Biz reseptörleri fonksiyonlarına göre de adlandırırız. İşte mekanoseptör, termoseptör, nosiseptör, fotoreseptör ve kemoreseptör şeklinde. Evet, şimdi bunlardan mekanoseptörlerin aldığı dokunma duyularına bakalım. Mekanoreseptörler temas duyusunu alırlar. Temas duyusunu alan reseptörler Meckel diskleri, Meissner korpuskülleri, bakın burada bir Meissner korpuskülünü görüyorsunuz, kıl folikülü reseptörleri ve Raffini korpuskülleri, yani cisimcikleridir. Şurada da Raffini'yi görüyorsunuz. Bakınız sinir sonlanmasının etrafı ne şekilde çevrelenmiş bir kapsül tarafında. Yine basınç duyusu alırlar. Basınç duyusunda Pacchioni korpuskülleri alır. Pacchioni korpuskülleri alır. Titreşim, yani vibrasyon duyusunu Meissner korpuskülleri ve Pacchioni korpuskülleri alır. Bakınız burada Meissner cisimciğini, bu dokunma duyusu reseptörü olan Meissner cisimciğini, şurada basınç ve titreşim duyusu reseptörü olarak görev yapan Water ya da Pacini'nin cisimciğini görüyorsunuz. Evet, şurada ise ısı duyusu reseptörü olan Ruffini cisimciğini görüyorsunuz. Şu ise soğuk duyusu reseptörü Krauss cisimciği. Bu ise ağrı duyusu reseptörü serbest sinir sonlanması şeklinde. Burada dikkatinizi çeken bir durumun olduğunu düşünüyorum. Bakınız, ağrı duyusu reseptörü serbest sinir sonlanması şeklinde iken temas duyusunu alan, basınç duyusunu alan, vibrasyon duyusunu alan reseptörlerin etrafında kapsülümsü bir yapılanma vardır. Kapsülümsü bir yapılanma vardır. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Biz her soğuğa, yani her derecedeki soğuğa ya da her derecedeki sıcağa duyarlı değiliz. Olmamamız da lazım. Eğer öyle olsaydı oda sıcaklığında yaşayamaz olurduk. Ya da artı 4 derecede
yine yaşayamaz olurduk. Her basınca da duyarlı olmamamız lazım. Düşünün, biz hayatımız boyunca açık hava basıncının altında yaşarız. Dolayısıyla biz belli basınca, belli titreşime cevap vermeyen canlılarız. Vermememiz gerekir. Yoksa yaşamamız imkansız hale gelirdi. Dolayısıyla bakınız, şurada basınç ve titreşim duyusunu alan sinir sonlanması, yani reseptör, bir kapsülün içinde iyice korunmuş. Siz o kadar kuvvetli bir baskı uygulamalısınız ki bu kapsülü deforme ederek o kapsülün içindeki sinir sonlanmasını uyarabilirsiniz. Dolayısıyla biz çok kuvvetli titreşimlere, çok kuvvetli basınçlara yanıt veririz ama basitlerine vermeyiz. Mesela açık hava basıncına biz yanıt vermeyiz. Veya normal soğuk, normal sıcağa da yanıt vermeyiz. Bunun nedeni işte bu sinir sonlanmalarının belli şekillerde kapsül içerisinde bulunmasının bir sonucudur bu. Eğer sizin basıncı algılayan sinir sonlanmanız, ağrıyı algılayan sinir sonlanması şeklinde serbest sinir sonlanması gibi olsaydı, açık hava basıncı herhalde gün boyu değil, yani hayat boyu bize büyük acılar vermiş olacaktı. Veyahut da sırtınıza elbiseyi giyerken ya da kaşığı elinize aldığınızda, kalemi parmaklarınızın arasına aldığınızda ağrıdan duramayacak olacaktınız. Eğer bu reseptörler böyle bir kapsül içerisinde değil de serbest, ağrıyı alan serbest sinir sonlanması şeklinde olmuş olsaydı. Evet, bakınız burada garip isimler gördük. Meisner, Walter Pacinian, Krauss, Ruffini. Bunlar neyin nesi? Bunlar esasen arkadaşlar, bunları ya tarif eden ya bunlar hakkında çalışma yapan bilim insanlarına atfen verilmiş isimlerdir. Bakınız burada dokunma duyusu reseptörü olan Meisner isimci esasen bir Alman anatomist olan George Meisner'e atfen verilmiş bir isimlendirmedir. Benzer şekilde basınç ve titreşim duyusu reseptörü olan Walter Pacinian korpus ciliatus isimci, Alman anatomist Abraham Walter ve İtalyan anatomist Filippo Pacini'nin soyadlarına atfen verilmiş bir adlandırmadır. Yine benzer şekilde ısı duyusu reseptörü olan Ruffini cisimci ya da korpuskülü, İtalyan embriyolog ve histolog olan Angelo Ruffini'nin soyadına atfen verilmiş bir adlandırmadır. Evet, yine soğuk duyusu reseptörü olan Krauss cisimci ya da korpuskülü de Alman anatomist olan Carl Friedrich Theodor Krauss'un soyadına atfen verilmiş bir adlandırmadır. Evet, burada da ağrı duyusu reseptörü serbest sinir sonlanması şeklinde. Ağrıya canlının toleransı olamaz. Ağrı patolojik bir oluşumun belirtisi olabilir. Dolayısıyla bu ağrıyı canlı takip ederek insanlar için konuştuğumuzda tedavi yöntemleri arar. Bir şikayet, bir ağrı şikayeti oluştuğunda onun gidip nereden kaynaklandığını, neden kaynaklandığını öğrenerek ona çareler ararız. Evet, mekanoreseptörler mekanik etkiyle uyarılırlar. Algıladıkları duyular, temas, basınç, titreşim, proprioception, işitme, denge ve kan basıncıdır. Burada da o mekanoreseptörleri görüyorsunuz. Serbestsiniz sonlanması, Merkel diski, Krauss, Pacinian, kıl kökü, plexusu ya da Ruffini ve Meisner'i görüyorsunuz. Evet, temas duyusu iki şekilde olur. Ya bu diskriminatif temastır ya da hafif temastır.
Bizim bunlar mekanoreseptörlerin bir alt grubu. Dokunma reseptör türleri ise bunlar serbestsiniz sonlanmaları şeklinde olabilir. Kıl folikülü sınır ağı şeklinde olur şurada gördüğünüz gibi. Merkel diskleri bunlar hafif teması algılayan reseptörlerdir. Yine Meissner cisimcikleri yani şunlar düşük frekanslı titreşimleri algılar. Pacini'nin cisimcikleri bunlar da yüksek frekanslı titreşimleri algılayan reseptörlerdir. Raffini cisimcikleri sıcak yani şu sıcağı. Krauss cisimcikleri ise soğuk duyusunu algılayan reseptör türleridir. Evet, burada serbest sinir sonlanması ağrı, sıcak, soğuğu algılıyor. Merkel diski dokunmayı, tabii bunlar Krauss'da dokunmayı, kıl köklerindeki plexus'ta dokunmayı ama bu dokunmanın değişik dereceleri var. Onları az önce izah ettik. Bakınız bu Meissner'de yine dokunmayı algılıyor. Evet, temas duyusu, diskriminatif temas, uyaranın cinsi, şiddeti, temas edilen yerin tam olarak belirlenmesini sağlar. Hafif temas, dokunan oluşumun şekli, yapısı, hacmi, sayısı ve kesin temas yeri algılanamaz. Bu diskriminatif temas da algılanır ama hafif temas da algılanamaz. Merkel diskleri yani şu diskler epidermise giren sinir liflerinin disk şeklinde olan sonlanmalardır. Bunlar kılsız deride ve kıl foliküllerinde bulunurlar. Bunlar uyarana yavaş adapte olurlar, alışırlar. Uygulanan basıncın derecesini algılayarak merkeze iletir bu Merkel diskleri. Şimdi de Meissner cisimciklerine bakalım. Yani şunlara. Bunlar bağ dokusundan oluşmuş, bir kapsülle sarılmış, gördüğünüz gibi yumurta şeklinde olan sinir sonlanmalarıdır. Bu Meissner cisimcikleri başlıca parmak uçlarında, el ayasında ve ayak tabanındaki derinin papillalarında bulunurlar. Bu Meissner cisimcikleri meme başında, göz kapağında, dış genital organların derisinde, dudaklarda, dil ucunda, klitoriste ve glans peniste de bunlar bulunur. Bu cisimcikler, Meissner cisimcikleri temasa karşı son derece hassastırlar ve uyarana da hızla adapte olurlar. Bunlarda uygulanan basıncın derecesini algılayarak merkeze iletirler. İki nokta diskriminasyonuna bakalım. Bu iki nokta diskriminasyonu arkadaşlar, bakınız iki nokta diskriminasyonu vücudumuzun belli bölgelerinde mümkün iken belli bölgelerinde mümkün değildir. Örneğin parmak uçlarında, dudaklarımızda, dilimizde iki nokta diskriminasyonu çok daha belirgindir, gelişmiştir. Ama sırtımızda, kalçamızda, belimizde iki nokta diskriminasyonu gelişmemiştir. Ya da İki nokta diskriminasyonuna duyarlılık daha azdır. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Bakınız parmak uçlarında, dudaklarda, dilde, ağız içinde bizim bir primer duyu nöronumuz için hemen hemen bir sekonder duyu nöronu vardır. Dolayısıyla bir pergelin uçlarını alıp, özür dilerim, bir pergelin uçlarını açıp parmak ucumuza ya da yüzümüze ya da dudağımıza değdirdiğimizde her bir
pergel ucunun verdiği uyarıyı algılayan bir primer duyu nöronu ve her bir primer duyu nöronunun sinaps yaptığı sekonder duyu nöronu, bir sekonder duyu nöronu vardır. Dolayısıyla beyne iki sinyal gider ve beyin de bunu iki nokta olarak algılar. Buna karşın aynı pergelin uçlarını açıp sırtımızda bir yere, kalçamızda bir yere ya da baldırımızın üzerinde bir yere koyarsak, bu bölgelerde birçok primer duyu nöronu için bir sekonder duyu nöronu bulunur. Dolayısıyla pergel uçlarının ikisinin verdiği uyarı bir tek sekonder duyu nöronu ile taşınacağı için beyne tek bir sinyal gider. Ve biz bu noktada iki nokta diskriminasyonu yapamayız. Evet, iki nokta ya dokunuşun ayrı ayrı hissedilmesi için noktalar arasında olması gereken minimum mesafenin saptanması. Reseptif alanlar arası mesafe, dokunma duyarlılığının saptanması, mesafe minimum aralıktan daha az ise iki nokta bir nokta şeklinde algılanır. Evet, burada yine iki nokta diskriminasyonu şekilsel olarak ifade edilmiş. Yine mekanoreseptörlerden kıl folikülü reseptörlerine bakalım biraz burada. Bunlar hemen şurada bakınız. Kıl folikülünün dış tabakasını saran sinir sonlanmalarıdır. Bunlar kıl foliküllerinin hareketiyle uyarılırlar. Temasa karşı son derece hassastırlar ve uyarana hızla adapte olurlar. Şimdi saçınızın bir teline dokunun ya da kolunuzdaki kılın sadece birine dokunun. Bakınız, hemen onu hissedersiniz. Bu canlılarda, özellikle hayvanlarda, haşerelerin hissedilmesi ve kovulması için son derece önemlidir. Sineklerin, sivrisineklerin deriye konduğunda bu kılları hemen uyararak canlı o haşereleri ya da sinekleri kendilerine salyalarını enjekte etmeden, bir virüsü bulaştırmadan o haşereleri ya da sinekleri kovma imkanı verir bu reseptörler, kıl folikülü reseptörleri canlılara. Evet, Raffini cisimciklerine şimdi bakalım. Bakın şu Raffini'dir. Bu Raffini cisimcikleri kıllı deride bulunur. Derinin gerginliğine duyarlıdır bunlar. Sıcaklık duyusunu da algılarlar, yavaş adapte olurlar. Burada Meissner'i, Raffini'yi, Pacini'yi, Krause'u ve Merkel'i görüyoruz tekrar. Pacini cisimciği yüksek frekanslı titreşime, Raffini organı gerilmeye, Merkel diski hafif ince dokunmaya, serbest sinir uçları dokunma, basınç, ağrıya karşı duyarlıdır. Şimdi arkadaşlar, burada biz kan basıncımızı nasıl ayarlarız? Onu inceleyelim. Bizim kan basıncımız sinüs karotikus, bakınız şurada sinüs karotikus, arteria karotis interna'nın başlangıcında hafif bir kabarıklık görülür. Burası sinüs karotikustur. Benzer şekilde arcus aorta'da sinüs veya arcus aorticus bulunur.
buraların içerisinde, buralarda baroreseptörler bulunur. Bu baroreseptörler kan basıncını algılayan reseptörlerdir. Bu reseptörler arter duvarlarında meydana gelen gerilmeye duyarlıdırlar. Arteriyel kan basıncı ardınca arterleri pasif olarak genişlerler. Tabii arterlerin genişlemesi gerilmeyi de doğururlar. Ve sinüs karotikusta, yani şurada bulunan baroreseptörler kan basıncının artmasına bağlı olarak buradaki gerilme ardınca bu reseptörler uyarılır. Sinüs karotikustaki baroreseptörler uyarıldığında oluşan bilgiyi bizim nervus glossopharyngeus'umuzun bir dalı olan ramus sinus carotisi, buna Herring siniri de denir. Herring siniri yoluyla bu kan basıncındaki değişim şu noktada alınır ve beyin köküne gönderilir. Daha aşağıda sinüs veya arcus aorticus'ta bulunan paroreseptörler uyarıldığında da buradaki bilgi nervus vagus yoluyla beyin köküne gönderilir. Bu şekilde kan basıncının düşürülmesi amaçlanır. Devam edelim. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakınız, karotikustan uyarıyı nervus glossopharyngeus alırken arcus aortadan nervus vagus alır. Bu hem baroreseptörler için doğrudur, hem de birazdan göreceğimiz kemoreseptörler için doğrudur. Baroreseptörler kan basıncındaki değişimi algılarlar. Kemoreseptörler ise arteriyel kandaki karbondioksit ve oksijen ve karbondioksit basıncındaki değişimleri algılarlar. Arteriyel kemoreseptörler glomus, bakınız şurada glomus karotikusta ve glomus aorticusta bulunur. Arteriyel kemoreseptörler vücutta iki yerde bulunur. Birincisi glomus karotikus, diğeri ise glomus aorticustur. Peki glomus karotikus nerede bulunur? Bakınız, glomus karotikus bifurkasyo karotikus içerisinde bulunur. Hemen şurada bulunur. Yani karotit çatalının ortasında bulunur. Burada bulunur. Burada bulunan kemoreseptörleri nervus glossopharyngeus'un dalı olan ramus sinus carotis ya da Herring siniri tarafından uyarılır. Veya da şöyle diyelim onu. Buradaki baroreseptörler uyarıldığında bunlarda karbondioksit, oksijen derişimindeki değişiklikler ile uyarılır. O değişiklikler buradaki reseptörler tarafından alınır ve nervus glossopharyngeus üzerinden beyin kökündeki kardiyovasküler ya da respirator solunum merkezine gönderilir. Karbondioksit basıncı artmışsa ne yapar? Solunum sayısı artırılarak kanın oksijenlenmesi amaçlanır ve bu şekilde de kanın oksijen derişimi, konsantrasyonu artırılır. Aşağıda bakınız, glomus aorticus. Bu glomus aorticus, arcus aorta ile arteria pulmonalis arasında bulunur. Burada bulunan kemoreseptörler ise nervus vagus tarafından uyarılır. Veya da nervus vagus yoluyla beyin kökündeki kardiyo respirator merkezlere iletilir. Bu şekilde de kanın karbondioksit, oksijen basıncı düzenlenmeye çalışılır.
Evet, burada bakınız şurada glomus caroticus, şurada da glomus aorticus bulunuyor. Bu glomus caroticus ve glomus aorticus içerisinde kanın karbondioksit ve oksijen konsantrasyonuna duyarlı kemoreseptörler bulunur. Burada yine tekrar edelim. Karotikustan bilgiyi nervus glossopharyngeus alırken, arcus aorta'dan bilgiyi, gerek kan basıncına dair bilgiyi, gerekse kanın kimyasal yapısına dair bilgiyi de nervus vagus alır. Bakınız burada arkadaşlar, glomus caroticus'u görüyorsunuz. Hemen bir furcatio carotid içerisinde. Carotid çatalının ortasında. Bu glomus caroticus. Bu arada caroticus bilinçsizlik demektir. Bilinçsizliğe dair, ait olan demektir. Biz boyundan, carotisten ya da arteria carotislerden nabız alırken hiçbir zaman İki taraflı almayız. Eğer siz arteriye karotislere bilateral bası uygularsanız kişi bir süre sonra bilincini kaybedip bayılır. O yüzden kesinlikle boyun bölgesinde arteriye karotis komünüsler üzerinden ya da eksternalar üzerinden çift taraflı bilateral nabız almayı hiç istemeyiz. Çünkü kişi bilincini kaybedip bayılabilir. Zaten bu karotislerin isimlendirilmesi de bu şekilde yapılmıştır. Yani kişi bilincini kaybettiği için bilincin kaybedilmesi manasına gelen karotis adı verilmiştir bu damara. Evet, şimdi de arkadaşlar bizim vuran ağrı olayı. Burada bunu bir anlatalım. Vuran ağrı, yansıyan ağrı veya da referred ağrı ne demek? Esasen günümüzde bu konu hala daha kesin olarak açıklığa kavuşturulmuş bir nokta değildir. Yani bizim kalp kasından kaynaklanan bir ağrı nasıl oluyor da sol göğüs üzerinden başlayıp sol kol ve ön kolun iç yarımından küçük parmak tarafına doğru devam eden bir ağrı oluyor. Yani bunun mekanizması veya da böbreklerin veya pankreasın veya midenin veya diğer organların vuran ağrıları neden farklı yerlerde, vücudun farklı bölgelerinden algılanıyor? Bu noktada en, yani bu yansıyan ağrı noktasında en çok kabul gören teori ortak nöron, ortak internöron kullanım teorisidir. Ortak internöron kullanım teorisidir. Bunu burada size appendix vermiformis'in iltihaplanması üzerinden anlatalım. Bakınız, bizim appendix vermiformisimizin GVA duyusunu alan pseudo-unipolar nöronun gövdesiyle bizim karın bölgesinde hemen umbilikusun üzerinden geçen, ki burası T10 dermatomudur. Bu bölgeden GSA duyusu alan pseudo-unipolar nöron aynı ganglion'da bulunur. Bu iki nöron, da bunlar iki tane değildir, daha çoktururlar. Yani bunlar yüzlerce, belki binlerce nörondur bunlar. Ama bunların santral uzantıları medulla spinalis'e arka kökten girdikten sonra aynı ara nöronda sinaps yaparlar. Ve beyne ister appendix vermiformis'ten gelsin, ister göbek üzerindeki, umbilikus üzerindeki T10 dermatomundan gelsin ağrı, tek sinyal gider beyne. Beyin de bunu sanki T10 dermatomundan, yani şuradan geliyormuş gibi çözümler. Nedeni şu,
Nedeni şu. Birçok insan vardır ki ömür boyunca hiçbir iç organı ağırmadan hayatını tamamlar. Tamamlamasa bile kişi hayatında ilk defa böyle bir viseral ağrıyı tecrübe edinir. Ve beyin de bunun farkında değildir. Neden değildir? Bakınız şu bölgeyi elbise giyerken, kolunuz buraya, eliniz buraya değdiğinde her zaman uyarırsınız. Dolayısıyla bu bölgeden beyne her zaman bir uyarı gider. Ama bu uyarı appendiks vermiformisiniz iltihaplanmadığı sürece, orada bir patolojik durum olmadığı sürece buradan beyne bir bilgi gitmez. Ama gittiğini farz edin. Sizin beyniniz, korteks serebriniz bu bölgeden gelen ağrıyı daha önce hiç bilmemiş, hiç onu tecrübe edinmemiş. Dolayısıyla bu bölgeden gelen bir ağrıyı sanki şuradan geliyormuş gibi yorumlar. Bu angina pectoris dediğimiz kalp kasının hasarında da aynı durum söz konusudur. Kalp kasının hasarında da kalp kasından viseral ağrıyı getiren pseudo-unipolar nöronun santral uzantısı ile bizim sol göğüs üzerimizin, sol kolumuzun, sol ön kolumuzun iç yarımından GSA duyusu getiren pseudo-unipolar nöronların santral uzantısı aynı internöron kullanır. Ve dolayısıyla beyne tek sinyal gider. Ve beyinde bunu kalp kasından değil de, kalpten değil de az önce tarif ettiğim omuz ve kol, ön kol bölgelerinden geldiğini düşünün. Şöyle düşünün arkadaşlar, ben bu dersi anlatırken öğrencilere her zaman şöyle bir örnek veririm. Diyelim sabahın ergeninden kapınız çalındı. Kimin geldiğini düşünürsünüz? Ailenizden biri olabilir, akrabanız olabilir, komşu olabilir veyahut da sokaktan geçen biri olabilir. Bunları düşünürsünüz. Ama aç kalmış, yolunu şaşırmış bir ayının kapınızı çaldığını hiçbir zaman düşünmezsiniz. Aklınızdan bile geçirmezsiniz. Çünkü öyle bir şeyi hiç hayatınızda tecrübe edinmediniz. Bunu beyne de uyarlayabilirsiniz. Siz angina pectoris geliştirinceye kadar beyin böyle bir ağrıyı hiç deneyimlememiş. Ama ikinci defa bir angina pectoris tecrübe eden kişi bunun bir angina pectoris olduğunu, esasen sol göğüs üzerinden kolunun, sol kolunun ve ön kolunun iç yarımından hissettiği ağrının esasen kalp kasından kaynaklandığını bilir. Ama öncesinde bilemez. Evet arkadaşlar, bu da bizim reseptörler hakkındaki sunumumuzun son slaydıydı. Umarım faydalı olur size bu açıklamalarım. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.